Merhaba arkadaşlar. Önceki videoda bıraktığımız yerden devam edecek olursak Alp ve ben sizi gizemli bir soruyla baş başa bırakmıştık. Hatırlarsınız. Ve bunu daha sonra açıklayacağımızı söylemiştik. İşte şimdi o daha sonra geldi. Evet, Benford'un savı hakkında konuşuyorduk. Benford'un savının nasıl garip bir şekilde hep aynı sonucu verdiğini sormuştuk en son. Evet, kesinlikle. Mesela rastgele seçtiğimiz ülkelerin nüfuslarına bakmıştık. Sonra ne yaptık? Nüfusların ilk basamağını aldık. Yani ilk rakamı 1 olan kaç ülke var? İlk rakamı 2 olan kaç ülke var? 3 olan kaç ülke var gibi. Böyle böyle saydık ve bir grafik bulduk. Bunları karşılaştırdığınızda ilk basamağı 1 olan ülke sayısının daha fazla olduğunu göreceksiniz ya da fiziksel sabitlere baktığınızda ilk basamağı 1 olanların her zaman daha fazla olduğunu göreceksiniz. Keşke daha fazla grafiğimiz olsaymış. Öyle değil mi Sercan? Kesinlikle katılıyorum Alpçim. Yani mesela borsadaki hisselerde acaba durum nasıl? Hepsi aynen bu eğriyi takip ediyor. Aslında daha da gizemli olan şey ki bir önceki videoyu da tam olarak burada bitirmiştik. Fibonacci dizisini bak İtalyan dizisi gibi olur, Fibonacci dizisini veya 2'nin kuvvetlerini incelediğinizde bunların Benford savına birebir uyduğunu görecek olmanız. Bu esas ilginç konu. Onlardaki dağılım grafikte birebir örtüşüyor. Mesela 2'nin kuvvetlerinin tamamına bakıldığında bunların yaklaşık olarak yüzde otuzunun ilk basamağında 1 yer alıyor. Burası kaç? 17 mi? Evet kuvvetlerin kabaca yüzde on ilk basamağı da iki mesela. Evet yalnız bu örnekte her grupta sonsuz sayıda eleman olacağı için bunun grafiğini çizmek biraz zor olacak. Ama yine de denemek isterseniz 2'nin kuvvetlerinden ilk 1 milyon sayıyı alıp bunların yüzdelerini hesaplayabilirsiniz. Muhtemelen bu size oldukça yaklaşık oranlar verecektir. Evet, evet. Buna göre bu şekilde bakınca her şey daha az gizemli görünüyor. Çünkü bu durumu sanki artık matematikle açıklayabiliyoruz ve gerçekten incelenebilecek bir şey haline geliyor. Öyle değil mi? Evet, bunu gerçekten daha detaylı inceleyebilirsiniz. Bir önceki videonun sonunda orada biraz ara verip bunun neden olduğunu düşünmenizi istemiştik sizden. Açıkçası bizim de bu konu üzerinde biraz düşünmemiz gerekiyordu. Logaritmik ölçeği inceleyince bunun bize bu konuda epey ipucu verdiğini fark ettik. Ve işte burada da bir logaritmik ölçeğimiz var. Ne olduğunu daha iyi anlayabilmeniz için bunu size biraz açıklayalım. Logaritmik ölçekte her bir birimin onun kuvvetlerini gösterdiği şekilde oluşturulmuş belirli aralıklar var. Yani lineer ölçekte bu aslında 1 olacaktı ve 2, sonra 3 vesaire diye böyle devam edecekti. Ya da mesela buranın 2 olduğunu söylüyorsak eğer, burası 1, bir, sonraki birim 10, sonraki 20 ve sonra 30 diye devam etmeliydi. Öyle değil mi? Ama logaritmik ölçekte eşit uzaklıklar onun kuvvetlerini ifade ediyor. Yani bu örnek için bu şekilde her aralıkta değer 10 kat büyüyor. İlk aralık 1'den 10'a, Sonra 10'dan 100'e, sonra 100'den 1000'e gibi. Ve aralarındaki sayıların nasıl yerleştiğini görüyor musunuz? 1 ve 2 arasındaki mesafe oldukça uzun. 2 ve 3 arasındaki de yine uzun ama öncekine göre biraz daha kısa. Sonra 3 ve 4 arası biraz daha kısalmış. Ve 10'a gelene kadar aralıklar gittikçe bu şekilde kısalıyor. İşte bu ölçek Benford'un savı ile ilgili bize büyük bir ipucu veriyor. Evet bence de bu önemli bir ipucu çünkü burada bir şekilde bir eşleşme söz konusu. Yani aralarında bir bağlantı var gibi. Evet. Ama yeter mi? Yetmez. Şimdi burada önemli bir ipucu daha var. İşaretlediğim bu kısmın alanını tüm birimin alanına oranlarsanız grafikteki şu oranla tamamen aynı yüzdeyi buluyorsunuz. Ve aynı şekilde bu alanın oranı da beklediğimiz gibi şurayla eşleşiyor. Yani kabaca yüzde 17 civarı bir şeyler. Yani evet bu bizim için kesinlikle önemli bir işaret. En azından 2'nin kuvvetleri veya Fibonacci dizisi için bu açıklama bana çok mantıklı geliyor. Herhangi bir sayının kuvvetleri için bu durum geçerli. Aslında buradaki mantık şu. Şimdi 2'nin kuvvetlerini bu ölçüye yerleştirirsek eğer her şey daha net olacak. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak? Evet Alpçim deneyelim mi bakalım. Şimdi 2'nin sıfırıncı kuvveti 1. 2'nin birinci kuvveti 2. Sonra 4. Sonra 8. Bir sonraki sayı 16. Şuralarda bir yerlerde olmalı. Sonra 32 de şuralarda olacak. Ee, sonra sırada 64 var. Hmm, 40, 50 ve 60'ı şu şekilde belirlersek evet 64 de yaklaşık olarak buralarda olmalı. Yani logaritmik ölçek üzerinde 2'nin kuvvetlerini işaretlediğinizde hepsinin birbirine eşit uzaklıkta olduğunu görürsünüz. İsterseniz sonraki sayıları da işaretlemeye devam edebilirsiniz. Ama asıl demek istediğimiz şey şu. Eğer bunu lineer ölçekte yapıyor olsaydık her bir noktanın arasındaki mesafe gittikçe artacaktı. Hatta aralıklar arasında her seferinde bir öncekinin iki katı kadar mesafe olacaktı. Ama bu ölçekte eşitler. Yani burada olan şey kuvvetlerin logaritmik ölçek üzerinde aslında eşit mesafeyle dağılmış olmaları. Mesela bunun üzerinde yürüdüğünüzü hayal edin. Yani üzerinde yürüdüğünüz kaldırımın da bunun gibi bir logaritmik ölçek olduğunu düşünün demek istiyorum. Defalarca adım attığınız ve her bir kaldırıma gelen adım oranını hesapladığınız bir durumda, adımları sayacak olursanız 1 ve 2'nin arasına ya da 10 ile 20'nin arasına 9 ile 10 arasına denk gelenlerden daha fazla adım denk geldiğini görürsünüz. Evet, yani sonuçta bu aralıkta rastgele bir nokta seçilse 1 ile başlayan yere denk gelme ihtimali daha fazla. Haklısın. Bu alanlardan birine denk gelir. Aynen öyle. 1 ile başlayanlar derken kastettiğimiz 1 ile 2 arası ya da 10 ile 20 arası ya da şurası gibi düşünün. Eşit adımlar atmak işte böyle bir dağılıma neden oluyor. Tabii eğer istisnalar söz konusu değilse çünkü bazı özel durumlarda olabilir. Ya da insanlar logaritmik olarak yürümeyebilirler yani ya da yürüyebilirler öyle değil mi? <laughs> evet yani eğer birden ona yürürken Adımlarınız 10 kat uzunlukta olursa bahsettiğimiz şey olmaz tabii. Evet, istisnai durumlar olabilir. Kastettiğim şey de işte tam buydu. Adımlarınızın normalden 10 kat büyük olduğunu düşünelim mesela. Yani, değil mi? Hayal etmek mümkün. Hayal etmek güzel. Evet. Demek istediğim, yani durum bunun birebir aynısı değilse, ufacık bir fark bile varsa yine aynı dağılımı elde edersiniz. Önemli olan bu. Ben Ford dağılımı bugünün konusu artık mantığını anlamış olsak bile bana hala çok ilginç geliyor. Aslında bu sayı dizileri için mevzuyu açıklamış olduk diye düşünüyorum. Şimdi bu bilgiyi gerçek hayattaki örneklerle de bağlamamız gerekiyor. Genel olarak nüfuslar incelendiğinde Benford dağılımının işe yaradığını birkaç yerde okumuştum. Yani Benford dağılımı aslında üstel büyüyen yani katlanarak artan her durum için geçerli. Evet öyle. İkinin kuvvetleri gibi. Aynen 2'nin kuvvetlerinde olduğu gibi. Evet, ayrıca finanstaki birçok şey de yine katlanarak büyür. Ya da katlanarak küçülür diyelim. Evet, benim finansal hareketlerim küçülüyor hep ama genel olarak işlemler üstel ifadelerle yapılır arkadaşlar. Her yıl %10 büyüme olması gibi. Bu mesela katlanarak büyümeye ve üstel ifadeye bir örnektir. Daha ilginç olanı fiziksel sabitler. Burada ne olup bittiği konusunda halen %100 emin değiliz. Evet bu kısım gerçekten de hala çılgınca geliyor. Bu bölümle ilgili elimizde sadece teoriler var. Sabitler bir bakıma ilgili birimlere bağlı oldukları için yani aslında başka birçok şeye bağlılar ama yine de e, şimdilik bu kadar diyelim. Burada net olmayan hala birkaç teori var. Bunu söyleyelim. Sanırım bu noktada devamını sizin düşünmenizi yine isteyeceğiz. Pekala. O zaman biz burada susalım. Bakalım biraz da siz düşünün.